Yakışmaz bu. Sen dün orada beni destekledin. Gerçekten ben hiçbir zaman müşterinin istediğini yapmadım. Yapmam da. Çünkü biz biliyoruz arkadaşlar bu işi, doğru mu? Saçın doğru. Nasıl güzel kesileceğini veya hangi model gideceğini, hangi makyajı ona uyumlu olduğunu biz müşteri bilmez bunu. Şimdi şu anda onu yapıyor. Böyle. Belki sana gitmeyecek o. Dediğim gibi senin hayalini yapıyorum. Ben örgüden hiç anlamam ve hiç örgü yapmadım. Senin komutlarınla hareket edeceğim şimdi. Tamam. Tut sen bunu. Yok. Bana söyle, tamam mı? Şuradan bir parça alıyorsun. Dur bir saniye, bir saniye. Bak şurası çok oluyor. Bu olmaması tamam, gerekiyor. Tamam bir dakika hemen alırız. Sen bana söyle, iyi mi? Tamam. Ama bak burada birazcık daha böyle elini alabilirsin. Elini sürme kız sen. Yani ilk gün olsaydı gerçekten sizi dinlerdim ama bu tür saçlar gerçekten şey olması lazım. Uç nokta olması lazım. Makyaj tamamlaması lazım. Bana güvenin o konuda. Tamam. Yani ben sizi derken bir yarışmacı arkadaşları da düşünmek istiyorum. Hemen ona bir kurt bakacaklar. Ya kesinlikle zaten. Çünkü aralarında en sıra dışı ben olacağım. İyi mi? Tokayla alttan böyle kaldırırım bak. Şimdi, tamam. Şimdi şöyle dur. Sen alttan toka sokabilirim, anladın mı? Tamam. Şimdi bırak. Birazcık daha yana kaydırarak yap ki hani şey yapmasın. Bunu birazcık çek böyle hafif. Hafif bunu şey yapabilirsin böyle. İyi mi? Sanki ama şimdi buna geçmen gerekiyor artık. Çünkü burada daha çok saç Evrim, var. Evrim, Güven, Necati merhaba. Bir şey sorabilir miyim? Şimdi biraz önce modelimle görüştüğümde istediği model gotik bir model. Gotik ne demek biliyor musunuz açılımını? Açıklayabilir miyim? Evet buyurun. Buyurun. Gotik çok uçlarda çok abartılı ve ciddi. Yani bir ortama girdiğinde direkt göze batan biri olması. Bunları... kaşlara takılabilen piercingler olur, dudaklara takılabilen piercingler olur. Saç yapısı olarak da çok dikkat çeken ve çekici olabilen modellerdir. Öncelikle de şunu söyleyeyim, seninle gurur duydum. Güzel, genç bir arkadaşımız olarak bir bilgi sahibisin, olmuşsun, araştırmışsın ki bu beni gerçekten gururlandırdı. Bu yolda teşekkür devam ederim. Etmeni istiyorum. Teşekkürler. Evrim, senin bilgin var mı? Butik benim bildiğim kadarıyla, şu anda seni dinlemedim ama küçük anlamında yani. Ne? Butik küçük. Ne küçük? Butik demedin mi sen? Gotik. Ha otik. Yok bilmiyorum. Gotik G. Ben Gaziantep'in G'si. Butik. Şimdi arkadaşlar gotik aslında saçtan ziyade 12. yüzyıla dayandığını biliyor muydunuz? Necati? Evet biliyorum. Saçların? 12. yüzyıl. Evet. Evet o saçların değil mi? Aynen öyle. Evet orada yanıldın. 12. yüzyılda öyle bir saç yoktu. Aslında bir mimari. Ya. Şimdi arkadaşlar bakın sorun burada. Bu yüzden peki, kaybedip peki, kazanıyoruz. Peki kuaförlük yani. Çağı hangi yüzyıldan geliyor? Efendim? Kuaförlük çağı hangi yüzyıldan geliyor? Fransa'da. İlk kuaförlük. Hangi yüzyıldan? Ay, ilk kuaförlük kim? İlk güzel kuaförlük bir soru sordu. Söyle. Hangi yüzyılda olduğunu biliyor musun? 1500'lü yıllarda anlatabiliyor muyum? Fransa'da. Şimdi konuyu dağıtmayın. Bak. Kaçıncı yüzyıl oluyor peki? 15. yüzyıl. Yani kimden geliyor? Fransa'dan. Şimdi tamam. Konuyu dağıtmayalım. Bak şimdi. Yok konuyu bakın arkadaşlar. Zaten. Konuyu dağıtıyorsun. Bak şimdi bir şey bilmemek değil. Sadece dedin ki. Şimdi arkadaşlar bu iş aslında mimariler, kiliseler, evler vesaire birçok şeyde tamam mı? İtalya ve Fransa'da bu dönemin yansıması köprülerde özellikle kullanıldı. Bakın ondan sonra aslında en basit örneği Evrim. Hatırladın biber takmıştın bir böyle. Yaptığın senin saç aslında bir şov saçı değil, gotik bir saçtı. Biliyor musun Güven? Öğrenmiş oldum. Şov saçı değil mi? Abartı. Hayır, aslında gotik saç odur aslında. Şov saçının dışında gotik saç oydu. Çok eğitim aldınız ve eğitim verdiğini söylüyorsunuz ya. Evet. Vizajizm, total look hakkında bilginiz var mı hiç? Vizajizm. Total look, müşteri ilişkileri, yüz analizi. Şimdi bak hayatım. Şimdi senin anlattığını ben 15 yıldır anlatabildim evet. mi? Evet. Bütün eğitimlerde dün arka Hüseyin Bey zaten tamam mı? Aynen. Çizimleri hepsini tekli üçgen aynen. yüzler anlatabildim mi? Yuvarlak dikdörtgen yüzlere gidiş. Şimdi sonuç onun ben eğitimini alıyorum da veriyorum da ve evet. şovunu da yapıyorum. Artık açtı o. Evet. Bakın hani master derler ya artık. Master değil master. Master anlatabildim mi? Master demiyorum master. Evet. Kuşak çatışması başladı. Yani üst noktaya geçtim ki şova başladım. Şov. Anlatabildim mi? Hızlı ya, saç kesimi. Bunun gönderin. Hiç modelinize tamam, bilgi vermiyorsunuz. Saçıma devam edin bence. Sonra eleştirecekler yani sürekli yetişemeyecek. En başta gösterdiğim gibi iki tarağımızı çakal olarak kullandığımızda iki eşit tarafını
Elmacık kemiğine koyduğumuzda eğer taraklar yukarıyı gösteriyorsa modelimiz gökyüzü enerjisine sahiptir. Bir dakika. Ve gökyüzü enerjisine sahip olan insanlar genelde yuvarlak takılar, yuvarlak ayakkabı uçları, yuvarlak saatler tercih eder. Bunu fark etmese bile bir hanımefendi mağazaya girdiğinde otomatikmen içgüdüsel olarak elleri yuvarlak şeylere gider. Necati Bey, lütfen benimle bakar mısınız analizime? Bu benim için büyük bir onur. Acaba? Bu benim için büyük bir onur. Lütfen yerinize geçer misiniz? Necati Bey benimle ilgileniyor şu an. Ama ne oldu? Bu ne ilgi, bu ne alaka? Hemen. Ama ben Necati Bey'in de hemen şöyle koydum da. Zaten senin bu dansların, enerjin zaten senin gökyüzü enerjisinin tamam tabii olduğunu gösteriyor. Tabii. Bu arada nereliydin? İran. İran. İran'dan çok fazla müşterim var. Hepsi senin gibi çok güzel. Kısa bir bilgi Çünkü vermek istiyorum burada. Özge Hanım'da müsaadesi vardı, olursa. Belki Güven Bey'in bilgisi yoktur bu konuda. Arkadaşlar bir dinleyebilir miyiz? Tamamen bir yaz kadını moduna sahipsin. Onu söyledim ben zaten, sıkıntı yok. Açık tenlisin. Saçlarında genelde kumral renkler ve uçlarına doğru sarı renkler tercih etmelisin. Ve takı olarak genelde gümüş, zarif, inci takılar tercih etmelisin. Bunun yanı sıra kıyafet renklerinde birbirine açık uyumlu renkler tercih etmelisin. Efendim. Ve şu an alabilir miyim? Ve şu an ama bir şey anlatıyorum. Belki öğrenirsiniz, dinlersiniz Güven Bey. Evet, ama bugün turuncu ve beyaz giyinirsin. Sonra söylerim, tamam mı? Son bir şey, son bir şey. Parfüm olarak da çok doğru bir tercih yapmışsın. Genelde meyve ve tatlı kokular tercih etmişsin. Su ne gerek vardı şimdi senin oraya gidip testi yaptırmana? Hayatım, kıskandın mı bugün senin saçınla ilgilenmedi diye? Benim saçımla ilgilenmesi için değil yani. Hiç ben, doğru bir davranış değil. Kendi kuaförüm göre zaten çok bilgili ama bu kadar bilgili bir kuaförü de... Bence farklı bir amacın var. Ben sürekli bunlarla karşı karşıya kalıyorum zaten. Salonuma gelen hanımefendiler sürekli böyle bilgi ama ben işim odaklı olduğum için bunları çok güzel göz ardı ediyorum. Yani kariyerim için zaten birçok şeyi geride bırakıp geldim ben buraya. Nereden geldin Necati? Adana'dan geldim. Adana'dan. Evet. Kız arkadaşın var mı Necati? Kız arkadaşım şu an yok. İnşallah olmaz. Niye olmaz? Bu kadar ilgiden değil mi? Çok büyük bir kıskançlık krizi. Kesinlikle. Yani kesinlikle. Bu kadar ilgi sürekli olduğu için bir kız arkadaşında çok sorun yaşayacağımı düşünüyorum. Kesinlikle. Hayır, ben kuaförlük anlamında bilgili olduğu artık, için tabii artık ki bence söylüyorum bunları. Ilgi, yanlış anlamayın lütfen. Gerçekten inanılmaz yani. Özellikle senin üzerine yoğunlaşmış bir ilgi alaka var Necati. Böyle mi çıkaracaksın beni? Hı-hı, böyle çıkaracağım. Beni gerçekten böyle mi çıkaracaksın? Vallahi. Bir suratıma bir bakar mısın? Allah rızası için ya. Bir düzelt yani. Bir şekilde bir şey yapman lazım benim. Suratımı değiştirmen lazım. Bak arkadan gerçekten güzel duruyor. Arkadan görünmeyecek ama insanlar yüzüme bakacak. Benim arkamda konuşmayacak. Örgü, saçımla örgü konuşmayacak bak, kimse. Bak. Ya yüzüme yakışması gerekiyor ama lütfen. Bu canım yani daha fazlasını yapamayacağım. Ama böyle, suratımı vallahi düzeltmen lazım yani. Oradan mı çekiyorsun, buradan mı çekiyorsun yani? Ben mi yapacağım bunu? Bu kadar. Yani benim şimdi böyle mi göndereceksin? Ben sana saç yapmaya geldim. Yani beni böyle mi çıkaracaksın? Canım ben sana örgü bilmediğimi söyledim ve olduğu kadarıyla da yaptım. Ya ama şu... Bunu bir daha açarsan bir daha bu şekilde gitmez. Açmadan başka bir şekilde düzeltmem mümkün mü? Lütfen yapabilir misin değil böyle bir şey? Yok değil. Açmadan hiçbir şey yapamam ki zaten, ne yapacağım? Beni böyle göndereceksin yani. Yine bak göz yandı.